Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt Sunar. Fenerbahçe bölümüne hoş geldiniz. Ee, Fenerbahçe aslında alışılageldik A planıyla hı hı. karşımıza çıktı. Burada bir tek fark vardı. Normal iki forvet bir teknik oyun kurucu kimlikli oyuncu kullanma fikri. Hı hı. Genelde ağır basıyordu hoca da. Ee, burada dedi ki ben duran top işini zaten Rossi görür. İrfan'ın duran topuna ihtiyacım yok. Ben daha da önde basmak için. Aynen. Daha hareketli, daha topsuz oyunda da var olan bir oyuncu kullanayım. İrfan çünkü zaman zaman hani kendini çizgi atıp biraz daha topu bekleyerek oynayabiliyor. Topu beklemeden oynayan bir oyuncu kullanayım düşüncesiyle üçlü bir hat çıkardı. Ee, ve doğal olarak da aslında ben baskı oyunu oynayacağım dedi. Ama net bir şekilde başarısız oldu. Sence yani Galatasaray'ın e, başarılı bir şekilde bunu cevap vermesi dışında Fenerbahçe neyi yapamadı? Şimdi Fenerbahçe 3 tane stoperi var. Ve 3 stoperinden herhangi birisi şunu yapmıyor. Crespo ara şöyle gelsin 3. oyun kurucu yok. Yok. Salahi... yani. Üç, üçü de stoper gibi oynuyor. Salahi bir ara oynuyor ama son dönemde çok görmüyorum onu aksiyon içerisinde merkez orta sahada. Ferdi yapmaya çalışıyor da her şey yapmaya çalışıyor ama öyle bir problem var. Yani. yani sol beki de oluyor maç içerisinde sol kanatken, sol iç de oluyor, sol ön de oluyor. Bir noktada yani çok yıpranıyor. Ferdi'nin Ferdi'ye pas atması gerekiyor hmm. mu? E, ne olursa olsun en ayakta kalan oyuncu yine de Ferdi, evet, yine de abi. yani hani e, iyi oyuncu böyle maçlarda takımının tamamen oyundan koptuğu maçlarda da belli olur. Ne olursa olsun hala kendi varlığını hissettirmesiyle Ferdi, Ferdi maçın hemen hemen bütün hatanda yine Ferdi vardı. İki Crespo Arao iki oyuncuda baskıyı tamamlama orta sahası ama Al topu Crespo bir iki dribbling yap, bir kilit pas bırak oyuncu değil. Ara da aynı şekilde. Set oyununda eksik ortası Set oyununda yani tam anlamı olarak eksik bir üçlü. Savunma attı. Üstüne üstlük ileride üçlü de Ardo zaten hoca oynatmıyor. Çok enteresan oldu. Ego, ego yapıyor. Ego yapıyor abi. Oynatmıyor. Yani Türkmün bağırması, eee sürekli Ardo Güler Ardo Güler demesi yani, Büyük teknik direktörlerde vardır Beni bu arada. Bu özellikle Jesus için söylemiyorum. Büyük teknik direktörlerde vardır bu. Guardiola da Santa Fe'den yeni aldı yani. Onu zorla bir zorla bir Haaland aldı. Abi ha Guerrero yani zorla. adam Premier Lig'in sefiriyken adamı yedemede çekiyor. Ya, evet yani vardır. Belki de bu yüzden de büyük teknik direktör olabiliyor durlar. Yani sonuçta özgüvenle biraz paralel şeydir bu. Biraz şey inada bindirdi hoca. Tamam düşünmüyorsun. İrfancan kötü. Onun hani yedek kalması hani Lincoln yok ama bir de buraya Rossi. Bu arada Rossi bence ideal bir oyuncusu. Hani ideal bir yapıda Rossi'nin olması gerekiyor ama e, bu üçlü zaten arkada eksiksin set oyununda. Topu alıp fark yaratma konusunda. E, i̇leri üçlü de tamamlayıcı forvetler hepsi. Topsuz koşu yapacak ya da tempo yapacak forvetler. Haliyle bu oyuncu seçimleri şu demekti Fenerbahçe adına. Taarruz için e, köprüden karşıya geçiyoruz köprüyü de yıkıyoruz. Ya ya buraya alacağız. Geri dönüş yok. Fenerbahçe'nin geri dönüşü olmayan bir oyuncu seçimdir. Yani hadi başka bir oyun oynayalım. Neyse biraz topu alıp oynayalım deme lüksü yoktu. Ya önde baskıyla Galatasaray'ın savunma hattını şurada bozup ilk 3 dakikada bir bir iki aksiyon oldu evet, ya, Tribünle o... birlikte aynen oldu. Onun maça yayılması lazımdı ama yayılamadı. Hal böyle olunca da o pres kırılınca da Fenerbahçe'nin Başka plana geçme imkanı yok zaten bu oyuncu grubuyla. Zaten sorun da orada. Hani George Sun ve benzer problemleri yaşamış olmasına rağmen Canlik yaraları, Trabzon deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı benzer senaryolar yaşamış olmasına rağmen yine bunu tercih etmesi ilginçti. Önder Hoca'nın hani başka maçlarda kullandığı güzel bir laf var işte. Kırılma anı ilk düdüktü falan diye. Gerçekten kırılma anı ilk düdüktü. Yani şöyle kırılma anı düdük çaldı. Maç biraz oynandı. Biz gördük ki yani Galatasaray geçit vermeyecek yani böyle presle falan kırılacak bir yapısı yok. E o zaman anladık ki bu aldığı risk tamamen boşa düşüyor ve e, yani sonuçta fazla oyuncuyla çıkmıyorsun. Hani pres yapacaksın diye sana 12-13 tamam sen pres yapacaksan 13 kişiyle çık için arkadan eksiltip burada pres yapıyorsun. E bu hat komple çöktüğü zaman kaldı ki bu üçlü değil yedili bir hat bence. Neredeyse. Yedili bir hat çöktüğü zaman geride üçlüyle kalıyorsun. Bu adam hani ağır demek övgü olur. Çok ağır bir oyuncu. Ağır bir oyuncu. Hızlı olmayan bir oyuncu. Ağır demeyeceğim Serdar'a. Ama gerçi o primindeki kadar Prime'ında daha biraz daha atletti. doğru ya, e, e, ya, e, stoper yokken yani arkada. Yani hızlı bir oyuncu yok. E, doğal olarak yani tamamen neredeyse intihara çıktı belli oldu. Belli bir noktada 15-20 gibi. Galatasaray iki tane offside'dan iptal edilen gol attığında herkes biliyordu. Fenerbahçe'nin sistemin çöktüğünü. Ama burada e, A planının ne kadar naif planlandığı. Burada Jorge Jesus bir kere A planına kaybetti. Jorge Jesus'un bunu düşünüp ya ben buradan sonuç çıkarabilir miyim? Galatasaray'a karşı çünkü adamların topla driplingi olan stoperi var. E, son, son, derece sakin, iyi bir 8 numarası var. E, driplingle topu alıp yardıran fakir e, Fakir Danelvesi gibi top süren adamı var. E, doğal olarak hani çok opsiyon var Galatasaray'ın pres kırmak için. Ve her seferinde de kırdı bu arada. Ya bunu Jorge Jesus'un ön görüp, ya böyle değil de... Mesela yani bir de Fenerbahçe'nin çok da acayip de bir maceradan bahsedin çok doğal. Standart dörtlü çıkıp, Gustavo Henrique'den vazgeçti. Aslında ikinci yarı biraz daha dengeye gelmesini sağlayan ufak değişiklikle. Ara'yı buraya atıp, Crespo şurada bir hamle yapıp, belki derbiye özel başka bir şey düşünebilirdi. İrfan ya da Mert Hakan olabilirdi. Daha merkezde üçüncü oyuncu olarak söylüyorum. Biraz daha 4-3-3 vari bir sistemle çıkılsaydı Fenerbahçe için çok daha farklı olabilirdi her şey. Ve bu maçlarda da sihrin, dokunuşun, teknik fark yaratmanın eksik olduğunu hissetseydi, Başakşehir maçını doğru analiz etseydi, Beşiktaş maçını doğru analiz etseydi, Trabzonspor maçını doğru analiz etseydi burada Arda Güler oynardı. Ama daha acısını söyleyeyim. Jorge Jesus daha önün 3-0 hezimetle evinde tarumar olduğu maçtan sonra bile ilk yarıda daha iyiydik dedi. Hocam ilk yarıda daha iyi sen niye değiştirdin o zaman? Niye sistem değiştirdin? Niye Gustavo ki çıktı da bu yapıya geçtin? Çok çok iyi oldu biz çok güçlü olduk biraz zayıflıyım değişikliği miydi? Yani ben sadece bir duran Şey acaba ikinci yarıda hamle yapmamla ben daha da kötüydük. Yani bir acaba. Yani bu arada gerçekten anlamat, daha, daha, anlamat, daha kötüydü bu arada ikinci an, yarıda. anlam atfetmek <laughs> istemem ama e, iki yarıda da üstün bir ben, ben, herhangi bir maçın herhangi bir sekansında hani <laughs> bir buçuk dakika belki diyebilirim hani onda da hani bir iki presten böyle hani şurada tekrar top kazanıldı falan gibi şeyler var hani bir şey yok aslında da aksiyon <laughs> yok da bir iki ufak şey var hani en azından baskı buralarda topu kalmasını sağladı gibi oldu. O kadar yani. Fenerbahçe'nin planı bir buçuk dakika işledi. Fenerbahçe'nin Herhangi bir an üstünlüğü yok ki bunun üstünden bir çıkarım yapılmayacak. Jorge Jesus biraz e, olan biteni kabullenmekte zorluk çektiğini maçtan sonra bence itiraf etmiş oldu. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Media Mart sundu.